Herkese merhaba Shift Delete Net izleyenlere. Ben Şevval. Bundan sonra ben de Shift sizler için videolar çekiyor olacağım. Video hakkında neler düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bugün sizlerle beraber Apple Watch serisinin en uygun fiyatlı olan 2020 SE Apple Watch modelini bugün bu videoda hem özelliklerine bakalım hem de avantajları, dezavantajları nelermiş bunları konuşalım. Çıkış tarihi 2020. Ben de yaklaşık 2 2,5 senedir bu saati hiç çıkartmadan aralıksız bir şekilde kullanıyorum. Hiç değiştirmedim ve aslında şarjı takmak dışında da çok fazla kolundan çıkartmıyorum. Yaklaşık 2 2,5 senedir kullanmama rağmen şarj kısmında hiçbir problem yaşamadım ve saatim hiçbir şekilde yavaşlamadı. O yüzden de sizlerle böyle bir video çekmek istedim. 2023 yılında Apple Watch SE 2020 alınır mı? Özellikleri neler? Biraz bakalım. Benim bir saatten beklentim yani maillerimi okumak, gelen aramaları yanıtlamak, işte spor yaparken ölçümlerimi görmek. Bunlar benim için yeterli. Ol olduğundan dolayı ben yüksek bir kullanımına geçmedim. Piyasada tabii ki de akıllı saatler çok daha uygun fiyatla karşımıza çıkmakta. Ama ben hem bilgisayarda hem de telefonda Apple kullandığım için saatimi de Apple Watch olarak tercih ettim. Bundan dolayı eğer siz de benim gibiyseniz hem bilgisayarınız hem de telefonunuz Apple'sa siz de Apple Watch tercih etmek isteyeceksinizdir. Ama ben buna çok fazla bütçe ayırmak istemiyorum. Dediğim gibi sadece maillerime bakmak, gelen aramaları yanıtlamak, spor yaparken ölçümlerimi takip etmek istiyorum diyorsanız Apple Watch SE tam da sizin istediğiniz bir aslında saat modeli olacaktır. Dediğim gibi ben bu saat 2 2,5 senedir kullanıyorum ve şarj konusunda beni üzmüyor. Ya ben günde bir kere şarj ettiğim zaman tüm gün bana yetiyor. Genelde ben işten geldikten sonra akşam saatimi çıkartıyorum. Gece şarja takıyorum ve sabahta tekrardan işe gelirken saatimi koluma takıyorum ve gün içinde maillerimi, aramalarımı saatimden yanıtlıyorum. Saatimi 10-12 saat boyunca aslında kullanmama izin veriyor. Bu yüzden de şarj konusunda beni hiçbir şekilde üzmüyor. Apple Watch SE modelinin 3 rengi bulunmakta. Ben klasik olan siyah modelini tercih ettim. Bunun yanı sıra beyaz ve roz renklerini de tercih edebilirsiniz derseniz ki ben biraz renk konusunda takıntılıyım. O zaman Apple Watch 8 sizin için daha ideal olacaktır. Çünkü 5 farklı renkle aslında piyasada şu anda. Apple Watch 6'dan sonra da bir kasa değişimi bulunuyor. SE'de aslında hep gördüğümüz kasasıyla bizlerle birlikte. Apple Watch 6, 7 ve 8'de ekran değişimi ve kasa değişimi bulunuyor. Eğer siz böyle şeylere çok dikkat ediyorsanız tercihiniz 6'dan sonraki modeller olabilir. Ama benim için çok problem yaratmadığından dolayı ben saatimi uzun yıllarda kullanıyorum ve kasası çok büyük problem yaratmadığından dolayı benim için sorun teşkil etmiyor. Diğer detaylardan bahsetmek gerekirse tüm Apple serileri gibi aslında SE de suya dayanıklı. Yani ben bulaşık yıkarken, duş alırken ya da havuzdayken herhangi bir su geçirme problemiyle karşılaşmadım. Ürünün 5 atmosfer kadar suya dayanıklılığı mevcut. Yani günlük yaşamınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer modelleri kıyasla Apple Watch SE'de maalesef ki hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Ya ben bunu kullanır mıydım? Çok sanmıyorum. Çünkü zaten dediğim gibi gün içerisinde şarjı bitmediğinden dolayı akşam da gece şarja taktığımda ve sabah da direkt koluma taktığımdan dolayı ben hızlı şarj özelliğini kullanmıyorum. Ama eğer bu sizin için çok önemli bir detaysa SE sizi bu konuda birazcık yanıltacaktır. O yüzden diğer modellere bakabilirsiniz. Diğer bir özelliklerinde ise Apple Watch 8 artık eSIM özelliğine sahip fakat Apple Watch SE'de maalesef ki böyle bir özellik bulunmamaktadır. eSIM'de telefonunuzu evde unuttuğunuzda direkt aslında saatinizle işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ama ben bunu da yani hiçbir zaman telefonumu evde unutmayacağım için çok fazla mantıklı görmediğimden dolayı benim için sorun teşkil etmiyor. Eğer sizin için de öyleyse yine SE modeli sizi üzmeyecektir. SE 2020 modelinde de diğer Apple Watch'lar gibi kalp ritmini ölçme uygulaması bulunmakta. Açıkçası ben de bu uygulamayı aldığımdan beri 4-5 defa belki kullanmışımdır. Birkaçı da merak sadece baktığımdan dolayı yani diğer saatlerde bu özelliği çok kullanır mısınız bilmiyorum çünkü diğer saatlerde EKG ve oksijen ölçme uygulamalarında mevcut ama Sayev'de bu olmadığından dolayı bu özellik bulunmamakta Eğer siz sürekli ben EKG çekmek istiyorum oksijen değerlerine bakmak istiyorum diyorsanız Watch 6, 7 veya 8'i tercih edebilirsiniz SE 2020 modelinde düştüğünüz zaman düşme modu açılıyor ve sizi acil e SOS modu karşılıyor. Ona hemen bastığınızda iyiyim yazısını tıkladığınızda bir problem olmadığını anlıyor. Eğer iyi değilim gibi bir ibareyi tıkladığınızda da acil servise yönlendirebiliyor. Bu benim saatimde de mevcut. Diğer modellerde araba kazası gibi çok daha büyük kazalarda da aslında Apple Watch'unuz çalışıyor. Ama büyük kazalarda Apple Watch SE'de böyle bir sistem bulunmuyor. Aslında Apple Watch SE 2020 tam olarak şey var ben bir saat almak istiyorum. Çok da büyük bir bütçe ayırmak istemiyorum diyorsanız ya günlük işlerimi hallettin, kolumda bir saatim olsun, maillerime bakabileyim, telefonla yanıtlayabileyim, işte spor yaparken ölçümlerim olsun diyorsanız tam olarak sizin saatiniz olabilir. Ben de çünkü yıllardır bu saati kullanıyorum ve tam olarak da günlük işlerimi hallediyorum. Zaten Apple Watch'lar arasında bana göre çok da büyük bir fark olmadığından dolayı uygun fiyatlı Apple Watch serisinde SE 2020 tam olarak sizler için olacaktır. Tabi bu video telefon videosu veya da bilgisayar videosu olsaydı aynı şeyi söylemezdim. Ama saat videosu olduğu için ve yaklaşık 2-3 senedir kullanan biri olarak da Yavaşlama görmediğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu saati seçmenin en büyük sıkıntısı 2-3 sene sonra yavaşlamaya başlayacaktır ve tekrar bir saat almak zorunda kalabilirsiniz. Ama 2-3 sene eğer beni götürür, sıkıntı yok diyorsanız yine tercihiniz olabilir. Bunun dışında da Apple Watch 8 ile Apple Watch SE 2020 modelinin arasında en büyük farklardan biri de uyku ölçümü. Saati takmıyorum. O yüzden de uyku ölçümü benim için çok olmazsa olmaz bir özellik değil. Ama siz uyku ölçümü kullanmak istiyorsanız diğer modellere bakabilirsiniz. Ama siz de benim gibi eğer kullanmak istemiyorsanız SE sizin için iyi bir tercih olacaktır. Videonun sonuna doğru yaklaştığımızda da Apple Watch SE 2020 modelinde birçok şey yapabiliyoruz. Gelin isterseniz bu uygulamalara beraber bakalım. Saati açtığımız zaman hava durumunu saatimizden kontrol edebiliyoruz. Koşuya çıktığımız zaman antrenman modu direkt zaten karşımıza çıkıyor. Maillerimi açtığımda maillerimi kontrol edebiliyor ve sesli yanıt sistemiyle de yanıt verebiliyorum. Aynı zamanda metroda toplu taşımada müzik dinlerken direkt saatimden istediğim müziğe geçiş yapabiliyorum. Ve 2023 yılında olmamıza rağmen birçok şeyi bana Apple Watch uçum sağlıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Apple Watch SE 2020 modelini alır mıydınız? Şu an hangi saati kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.